ve domates olduğu için bulgur pilavını sade tutmak istedim. Aslında ben sade yapacaktım ama yine dedim renk versin diye salçalı yaptım. Ben bir şey merak ediyorum. Buyurun. Bu domatesleri biraz daha mı geç koydun üzerine? Yok, ikisini hepsini pişirmiş. Aynı anda yaptım. Hepsini bir mi koyduk? Evet, aynı anda koydum. Köftenin tuzuyla patatesin tuzunu tıpkı sizinkisi gibi eşit bulmadım. Çünkü köfteleri seriyoruz, ondan sonra onları koyduğumuz zaman ilk önce köfte tuzlanıyor, sonra üstüne patatesi tuzluyoruz. İşte öyle ben oluyor. De onu kastediyorum. Yani evet. Köfteleriniz güzel tuzu var, yalnız patateslerinizin tuzu yok. Pilavınızdan hoşlanmadım, köftenizin pişmesi güzel. Biraz da bana acı geldi ama acı lezzetli bir köfte. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Yani salatanız sanki solmuş gibi. Onu da salatamın sosunu şimdi koydum, emin olun. Yani şu anda içeride erken de uğramış olabilirsiniz. Ama yaprakları soluk olabilir, bilmiyorum. Şöyle bir sıkıntı var yani süre zamanında, süreden sonra doğrayamıyoruz. Süre içinde doğramamız lazım. Süre sonunda solmasın diye limonunu, yağını, tuzunu şimdi koydum. Diri miydi aldığında salata malzemeleri? Bazen o yine sönüktü yani. Sönüktü. Hani bu şaka bu bence doğramadan evvel bir 10 dakika koydu, bir kabın içine koyup suda bekletseydin çok güzel canlanırdı tatlı. Evet ama hani sonuçta ölü soğuk bir suda. Yaprak evet. olduğu için. Galiba evet birazcık solukmuş yani. Evet aldığım yerde de öyleydi. Bana yani. Da öyle geldi. Çünkü sosunu yeni koyduğum belli. Evet. Yeni koydum. Çok fazla şey yapmamış ama bir sünmüşlük var. O da salatanın cinsinden kaynaklanıyor. Ya da, evet. Yahut birazcık tarihi geçmiş bir salata bu. Yani biraz sararmış anladığım kadarıyla. Yok biraz bu soğuk. Salatanın şeyi böyle rengi. Yok onu biliyorum. Mor salatayı da evet. Sünmüş biraz. Ha anladım. Olabilir ondan. Belki. Yoksa yani. Ekşisi tuzu yerinde. Yani evet elmasanın. Benim bildiğim İzmir köftesi olsaydı gerçekten ağız tadım olacaktı. Ben bu İzmir köftesini ilk defa yiyorum. Köftesi yani böyle pişmiş. Ama böyle olur yani İzmir köfte başka nasıl olur anlatır mısınız bana? Tavada kızartmayı çok seviyorum. Hani domatesler, çiğ İzmir çiğ. İzmir köftesi nasıl olur? İzmir köftesi hani ben tavada gerçekten yağda kızartılmış İzmir hanım köftesine başlıyorum. Önce bir kızartmıyorsun sen onu. Fırınlıyorsun. Hayır fırınlamıyorsun. Sadece kızartıyorsun. Hayır ekmek siz onu izlerseniz olmuyor. Zaten aynı şekilde fırında yapılıyor. Yani ben İzmir köftenin hiçbir şekilde tavada yapıldığını evet, görmedim. Ben de duymadım. Ben de hiç duymadım. Hani, Allah'ım hiçbir şey duymadım. İzmir köftesi. Söylemek için söylüyor olabiliyor ama. Gerçekten İzmir köftesi diye biliyorum ismini. Belki de yanlış. Ama İzmir köftesi tavada olmuyor. Bakın siz kadın budu köfteyle karıştırıyorsunuz. Belki olabilir. Olabilir. Bunun tadı nasıl? Bunu değerlendirirsiniz. Ben beğenmedim. Salatada dediğiniz gibi çok solmuş. Pilavı da beğenmedim. Köfteyi de beğenmedim. Yani köftenin nesini beğenmediniz? Ağız hani, tadıma uymadı. Şöyle söyleyeyim size. Sizin için tavada olsaydı güzel mi olurdu? Benim ağız tadıma o yani o geliyor. Bilmiyorum şimdi bu bana tatlı geldi. Sizin ağız tadınızı tartışmıyoruz. Biz burada bu köftenin pişip pişmediğini, lezzet verebilmiş mi? İçinin baharatı pişmesi iyi mi? Ben beğenmedim. Şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Bu köfteyi ben şeyde yağda pişirseydim siz demeyecek miydiniz bu köfte yağda pişmez ama bunun pişmesi fırında diye? Bak fırında benim gelinim yaptı. Patates kebabını önce kızarttı tepsiye dizdi fırınladı. Yani her şeyin usulü var. O yüzden bunun usulü bu. Yani bunu ben tavada pişiremem. Evet bu benim bildiğim bir de şeyde olur. Biz de yaparız. Yani çünkü bunun içinin de pişmesi yaparız. Gerekiyor. Eğer ki ben bunu ocakta pişirirsem bunun içi çiğ kalır. Olmaz. Yani bunun suyu olmak çünkü bu biraz kalın bir köftedir. Lazım. Bunun ancak fırında evet. Böyle suyunu bir saat çeker. Pişti. Salçalı suyu yapılır evet, içine, aynen. Üstüne. Ölür yani. Peki Ayten... Sadece eleştirmek adına konuşmayalım. Yani bu şekilde yapılıyorsa bu şekilde yapılıyordur. Doğrudur. Kabul ediyorum. Yani, eğer bu şekilde yapılıyorsa doğrudur. Ama ben yani böyle bilmediğim için... Benim mantığı yok. Evet. Evet bu. Yani nasıl bulgur pilavı yani salçalı oluyor, sade oluyor bu şekilde yapıyoruz. Ama onun içinde bu da bu şekilde yapılıyor. Usulü bu yani. Tabii başka siz İzmirlisiniz daha iyi evet. Bilirsiniz. Yani aynen. Böyle yapılıyorsa doğrudur. Evet bu şekilde vallahi yani. Valla salçalı bulgur pilavı ilk defa gördüm. Yok programda hiç istemiyor biz malzeme. Ay hanım sen de salçalı bulgur pilavı ilk defa olur mu ya? İlk defa gördüm biz salça patlıyor. Öyle şey mi olur ya? Ayşe hanım bulgur pilavı sade oluyor. Biberi, domatesi, soğanı bunlar hepsi katılır. Hayır o da katılır ama. Hayır ya sen de yanlışsın Ayşe hanım. O konuda yanlışsın. Her zaman salçalı bulgur. Senin dediğin zepseli pilav Ayşe hanım. Her şey soğan, yeşil biber doğrayabilirsin evet doğru. Eğer ki siz bunu bu şekilde beğenmediyseniz sade pilavın yüzüne bakmazsınız öyle söyleyeyim. Evet. Yo sade pilavı yiyoruz. Ama salçalı. Hayır hayır bulgurlu olur mu? Onu canım salçalı olur bulgur pilavı. Kimisi kuşbaşı et koyar, evet, içine evet. Minik minik domates evet. Koyar, biber koyar, soğan koyar, iç pilav. Pilavın çok çeşidi var, her şeyde yapılabilir. Yani.